negatif. Hayır. Olmuyor işte. Faydası yok. Hiçbir şeyin faydası yok. Boşuna bunca hazırlık. Bebeğimiz olmayacak. Hiç olmayacak. 10 yıldır olmuyor işte. Tamam sevgilim. Sakin ol. Tamam. Kusur bende. Ben sana çocuk veremeyeceğim. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Uygulamadığımız yöntem kalmadı ama olmuyor. Olmuyor. Yeter artık. Varmayın üzerime. Bunalıyorum. Benim çocuğum olmayacak. Ailenize bir çocuk veremeyeceğim. Lütfen hayatım. Üzme kendini. Bir yavrumun olmasını o kadar çok isterdim ki. O kadar çok isterdim ki. Ama... Olacak. Olacak. Bir torunum olacak. Ailemizin soyu devam edecek. Nasıl? Kiralık bir anne bulacağız. Kiralık anne mi? Evet. Taşıyıcı anne mi ne diyorlar? İşte ondan. Bir torun için başka çaremiz kalmadı. Sağlıklı bir kadın gerekliymiş sadece. Daha gelmedik mi Hayri? Yarım saat sonra köydeyiz. Hayri. Efendim Melahat Hanım. Bir aksilik çıkmaz değil mi? Eminsin. Siz hiç merak etmeyin. Bütün mesuliyet bana ait. Siz sadece aradığınız kadının özelliklerini bana söyleyin. Gerisi kolay. Başta doğurgan bir soydan gelecek. Vaktiyle bizim köyden saraya bile gelin alırlarmış. Kendi köyümü önermem tesadüf değil yani. Bizim köyün kadınlarının doğurganlıklarına tarih bile şahit. Güzel. Başka? Bu kitapta okudum. İlginç şeyler var. Güzel bir kadında olması gereken özellikleri sıralamış. Saçı, kaşı, kirpiği ve gözü siyah olmalıymış mesela. 4 yeri de beyaz olacak diyor kitap. Yüz, diş, tırnak ve göz bebeği. Burnu, ağzı, ayağı ve eli küçük olursa güzelliğine güzellik katılırmış. Eskiden kayınvalideler bunlara bakarak seçerlermiş gelinlerini. Ah, bakalım bizim şansımıza ne çıkacak? Nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Bulduk. Kimlerdensin sen? Bulgar Sadık'ın kızıyım. Babanı bilir tanırım. Demek senin gibi yetişkin kızı var ha? Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Selam söylersin babana. Olur. Hadi karıcığım. Muhtar Hayri mi geliyor? Elinin körü geliyor. Ne dedik şimdi? Çocukluk arkadaşım Yamalı Hayri'yi sorduk. Ne var bunda? Asıl önemlisi meşhur zenginlerden Melahat Hanım'ı getiriyor bu köye. Piyango bu, piyango. Bana bakın. Sakın ola saygıda kusur etmeyin. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Memleket onların. İşte şimdi o kadın Melahat köyümüze geliyor. Niye? Onların yaveri Hayri emmimiz sayesinde. Hayri sıkı sıkı tembih et. Bu kadına yağ çek. Hürmet et. Parayı, hizmeti koparacağız inşallah. İnşallah. Anladınız mı? Ha, geliyor işte. Çalınlar. Çalın. Efendim sizi karşılamaya gelmişler. İnşallah aradığımızı buluruz. Merak etmeyin efendim. Buluruz. İnşallah. Buluruz.
geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayri. İyi yere kapak atmışsın. Ben Sadık. Tanımadın mı? Bulgar Sadık. Muhtar. Bir çay filan ikram etmeyecek misin? Ne demek efendim? Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Kahvemiz biraz köhnedi. Yeni cami de yaptırmak istiyoruz ama bir hayır sahibinin ön ayak olması lazım. Bizim dağın suyundan. Oh nefis. Afiyet olsun efendim. Muhtar, söyle bakalım, köyün başka ne gibi ihtiyaçları var? Melahat Hanım efendi, bir sağlık ocağımız olsa diyoruz. Sonra köprümüz, gelirken görmüşsünüzdür. Deredeki köprü çöktü çökecek. Sonra... Hayri, hepsini not al. Tabii. Dediklerinin hepsi olacak. Allah razı olsun. Hiç merak etme. Allah ne muradımız varsa versin. Hayır işlere ne kadar düşkün olduğunuzu gazetelerden hep okuyorduk zaten. Bu beyefendi kim? Bulgar Sadık. Benim çocukluk arkadaşım. Öyle mi? Biz Bulgaristan'dan göçmüşüz zamanında. Hayır'la çok elma topladık bahçelerden. Erikler araklardık. Daha neler neler. Nostaljiyi bırakalım da meseleye gelelim. Peki efendim. Muhtar, seninle önemli bir mevzuyu konuşmamız lazım. Yemek hazırlandı. Evde konuşsak. Gel bakalım muhtar. Otur şöyle. Telefonda sana söz etmedik. Bizim buraya gelme sebebimiz var. Buyur Hayri abi. Bize özüne sözüne güvenilebilir, ağzı var dili yok bir kadın lazım. Çocuksuz, dul, sağlıklı, genç bir kadın. Melahat Hanım'ın aile köşkünde özel hizmetçi olacak. Eline yüzüne bakılır. Temiz, biraz da saf olsun. Doğurgan bir aileden seçelim. Doğurgan? Şunun için diyorum. Nesli sağlam olan kadınlar daha şefkatli olurlar ya. Onun için. Biliyorsun, kısır kadınlar asabi olur biraz. O da bize gelmez. Benim bildiğim var birkaç kadın. Hanım daha iyi bilir. Melahat Hanım efendi memnun kalırsa bütün köyü abat eder. Tariflerinize uyan kardeşlerimiz işte bunlar. Birini beğendiniz mi? Başka var mı?
Peki, teşekkür ederim. Tamam mı? Yakın köylere bakalım. Girerken karşımıza çıkan kız. Sadık'ın kızı. Zehra, ona da haber gönderdik ama hayvana çıkmış. Bulabilir miyiz? Hı hı. İsterseniz çağırtalım. Hemen. Olmaz. Bir ada, üç koyun ve ortada su var. Şimdi bunları nasıl karşıya geçirirsin? He? Önce birini alırsın. İşte benim kızım. Zehra, gel buraya. Oğlum sen götür yine, hadi. Yürü. Gel kızım, gel. Bak kim gelmiş. Hoş geldin. Tanıdın mı? Tanıyamadın değil mi? Nereden tanıyacaksın canım? Hayri abin. Hayri abin. Bizim köyden. Askerden sonra İstanbul'a gitti de gelmedi ya. Kızım Hayri abin. Benim çocukluk arkadaşım. Hani ben hep bunları size anlatırdım ya ya. Hayri abin. Büyük kapılarda çalıştıydı yani. Hayri abin. Hala çıkaramadın mı? Ya anlayamadım be kızım. Hayri abin. Aa, Yamalıların Hayri abi. Ha? Ha? Hani babası 40 Yamalıydı? Ama kendi şimdi büyük kapılarda yaver. Öp bakayım elini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendinin de elini öp.
Hani televizyonlarda falan çıkıyor ya. Kocası şirketlerin sahibi meşhur Melahat Hanım. Memleketin tanınmış zenginlerinden Hayri Ağabey'nin her şeyin sahibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak şimdi sana ne diyecek Melahat Hanım. Seni sabah hayvana giderken görmüşler. Çok beğenmişler. Dön de bir bakayım. Bir daha dön. Adın ne senin? Zehra. Lütfen kendisine sordum. Adın ne? Zehra. Aman Sadık. Sen de kibarlıktan hiç anlamıyorsun. Sus hele. Melahat Hanım titiz bir kadındır. Evini alacağı kadının boyuyla, posuyla, sadece yüz güzelliğiyle de değil, edebiyle, konuşmasıyla dört dörtlük olmasını ister. İnşallah beğenir. Geç otur Zehra. Kaşı, gözü, kemik yapısı, duruşu tam istediğim gibi. Biçilmiş kaftan diyebiliriz. Güzel kız maşallah. Gelinim Sanem'e de benziyor. Bir tanedir benim kızım. Köyde üstüne yoktur. Hayri, aradığımızı bulduk. Zaman kaybetmeye gelmez. Hemen hazırlansınlar. Haftaya İstanbul'a gelip bir daireye yerleşsin. Bu süre içinde ne gerekiyorsa sen ilgilenirsin. Çantamı ver. Tamam. Tabii hanımefendi. Bunu da ver. Şimdilik ihtiyaçlarını karşılasınlar. Vay be. Paraya bak. Ben bunu 10 dönüm tarla alırım be. Artık tarla yurut Sadık efendi. Şehre geleceksiniz. Şehirli olacaksınız. Bunu da elbise ve yol parası yapacaksınız. Tamam gidelim. Hoşça kalın. Selametle. Güle güle hanım. Güle güle. Ne oluyor baba? Şehre gidiyoruz. Hem de hepimiz. Hı hı. Sen Melahat Hanım'ların köşkünde yaşayacaksın. Biz de şehirde. Ne diye? Melahat Hanım'ın hizmetçisi olacaksın kızım. Hizmetçi mi? Onun için mi gelmiş ta İstanbul'dan buraya? Oralarda birini bulamamışlar mı? Kızım. Bu zamanda güvenilir, senin gibi saf, temiz birini bulmak kolay mı? Kim bilir nelerine emanet edecek sana Melahat Hanım. Kolay mı? Hepsi Hayri abin sayesinde oldu kızım. Ah, zengin olduk gari zengin. Baba, insan bir hizmetçi için bu kadar para döker mi? Üzümü niye bağını sorma. Koskoca Melahat Hanım'ın bir bildiği vardır herhalde. Onlardan daha iyi mi bilecek? Allah bize kısmet kapısını açtı gari. Açtı kızım. Koskoca Melahat Hanım'ın köşküne gideceksin. Bir iğne memesine dört boğaz yapışmayacağız artık. Hadi otur bakayım. Ayran ver kızım. Tamam. Senem. Sevgilim. Annenin getireceği bir köylü için yollarda kaldı gözümüz. Mutluluğumuz bir köylünün evet demesine bağlı. Sevgilim lütfen bu kadar takma kafana. Nasıl takmam Melih? Sen bilmezsin bunu. Herkesin gözü üzerimde. Benden isteniyor sadece benden. Annen benden bebek istiyor. Ailemiz bebek bekliyor.
Ailenin geleceğini istiyorlar benden. Annen ne yaptı acaba? Annemi biliyorsun. Kolay pes etmez. İşine yarayan ne olursa olsun alıp gelecektir. Heh, geldiler galiba. Hoş geldiniz. Seni çok merak ettik. Melih'im, benim bir tanecik oğlum. Gözümüz yollarda kaldı anneciğim. Sevindirici haberlerle döndük ama. Buldunuz demek. Hem de en sağlıklısını, en sessizini. Nerede şimdi? Birkaç gün daha sabredin canım. Ne oldu Ayrı Bey? Ön bahçeye geçelim de. Eşine hoş geldin demek yok mu Mükerrem Bey? Böyle mi karşılanacaktık? Hoş geldin. Kiralık anneyi, daha doğrusu taşıyıcı anneyi buldum. Torunumuzu doğuracak kadını buldum. Senin bu yaptığın saçmalık. İtibarımızı hiç düşünmüyor musun? Ya birinin haberi olursa? Skandal patlar. Bunu nasıl izah edeceğiz? Neden izah edecekmişiz? Taşıyıcı annelik tıbbın yeni buluşu değil mi? Yine de tedirginim. Duyulursa büyük skandal olur. Merak etme, kimse duymayacak. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz bu meseleyi. Kimsenin ruhu duymayacak. Ayrıca medyanın bir bölümünün elimizde olduğunu unutuyorsun Mükerrem Bey. Ya kadın? Merak etme. Her şeyi düşündüm. Endişe edecek bir durum yok. Ne olur bana güven hayatım. Her şey ailemizin devamı için. Şirketlerimize emanet edebileceğimiz sorunumuz için. İyi ama niye Anadolu'ya kadar gittin? İstanbul'dan birini bulabilirdik. Anadolu insanı saftır. Daha gözü açılmamıştır. Merak etme. Her şeyi düşündüm ben. Onlar ailemizin son umutları. 10 yıldır bebekleri olmadı. Denemedik bir şey kalmadı. Tüp bebek de denediler ama olmuyor. Eşini boşatıp başkasıyla da evlendiremeyiz. Şirket ortağımızın kızı. Ama ailemizi devam ettirecek torunumuz olmalı. Torun istiyorum. Kız ya da oğlan. Bir torun istiyorum. Soyumuzu sürdürecek bir torun istiyorum. Ve de olacak. Göreceksin, olacak. Ne zaman geliyor? Değil, saray yavrusu. Sonunda televizyonda gördüğün gibi bir ev verdi Allah bize. Hiçbir eksiği de yok. Her şey tas tamam. Kızımız sayesinde. Sadık, içime kurt düştü birden. İnsan bir hizmetçiye böyle bir ev verir mi? Sakın kızımızı... Hayır, ne dedi, duymadın mı? Özel hizmetçi olacak kızımız. Hem koskoca Melahat Hanım için bir ev ne ki? Memlekete onca hayırları dokunuyor bu zenginlerin. Heh. Nasıl? Beğendiniz mi daireyi? Çok güzel. Allah ne muradın varsa versin. Abla, gel sana ne göstereceğim. Gel, hadi gel. Sürpriz. İçeride bilgisayar da var. Bak, ne güzel değil mi? Güzelmiş. Davut'u da istediğiniz okulda okutabilirsiniz. Eh, Allah razı olsun.
Kayıt işlemlerini ben takip ederim. Ayrıca Melahat Hanım sizin aylık geçiminizi de sağlayacak. Tüm bunlar kızımın şansına. Zehra, senin niye gülmüyor yüzün? Kocası öleli hep böyle o. Ölenle ölünmüyor kızım. Biz işimize bakalım. İyi bir gelecek seni bekliyor. Bizim kız ne zaman başlayacak işe? Önce sağlık taramasından geçmesi lazım. Sigorta da yapacaklar değil mi? Dedim ya, Melahat Hanım titiz bir insandır. Hastanede sağlık muayenesi ettirecekler. Sonra köşke alacaklar. Benim kızım turp gibidir. Maşallah benim kızıma. Dedim size, kızım turp gibidir. Hiçbir hastalığı yoktur. Şanslısınız. Artık köşeye gidebiliriz. Bir dakika. Sadece Zehra. Melahat Hanım sadece onu istedi. Daha sonra sizi çağıracağım. Biz karışırız buralarda, kayboluruz. Bu taksi sizi evinize götürmek için geldi. Melahat Hanım prensip sahibidir. Onun emirleri böyle. Hadi Zehra. Anam babam da gelsin. Onlar sonra gelecek. Hadi bir. Bin kızım. Hadi kızım. Hadi. Bin kızım. Sen bizim için kaygılanma. Bin hadi. Köşke gidiyorum. Hanımefendi olacaksın gari. Hadi Zehra. Hem Hayri abin var yanında. Hadi kızım. Hayri. Kızımı sana emanet hadi. Ediyorum bak. Güzel kızım. Kızım benim. Ne olur aksini getme. Ne derlerse yap. Biliyorsun köylü kendik halimiz. Olur mu ya? Hadi. Güle güle kızım. Ne oldu? Bilmiyorum bey. Yine içime bir kurt düştü. Aman be. Senin de hiç eksik olmuş kurtların. Yürü be. Çantasını al. Şirkette bir sorun var mı? Yok, niye sorun? Geçen hafta yoktum da ben. Yok, tamam. Sorun yok. Hoş geldin. Buyur yemek yiyelim. Geç kızım. Otur hadi. Çekinmeyin lütfen. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Artık siz de ailemizdensiniz. Tabak. Tanıtayım. Senem, gelinim. Melih, oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Suzan Hanım'la Hamdi Bey. Dünürümüz. Ayrıca şirket ortağımız. Hoş geldiniz. Mükerrem Bey, kocam. İşte bizim ailemiz. Bu hanım kızımız da Zehra. Niçin geldiğini biliyorsunuz. Yesene. Hadi. Çekinme. Bak kızım, aramızda yabancı yok.
Seninle açık bir şekilde konuşmalıyız. Konuştuklarımız aramızda kalacak. Kimse bilmeyecek. Oğlumla gelinimin çocuk sahibi olmasını çok istedik. Tüp bebek de çare olamadı. Tüm umutlarımızı yitirdiğimiz anda bir tıbbi buluş imdadımıza yetişti. Belki anlamakta güçlük çekeceksin ama inan sana hiç zarar verilmeyecek. Bir torun sahibi olmayı her şeyden çok istiyoruz. Bunun için sana ihtiyacımız var. Senin yerine başkası da olabilirdi. Ama biz seni seçtik. Bu da senin şansın. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Taşıyıcı anne diye bir söz duydun mu? Yok. Seni buraya hizmetçi olman için değil, taşıyıcı anne olman için getirdik. Kabul edersen sen de ailen de rahat eder. Kabul etmezsen köyüne geri dönebilirsin. Hiçbir şey anlayamadım. Yani gelinimin yerine sen doğum yapacaksın. Yok, olmaz. Dur, yanlış anladın kızım. Kimseyle cinsel temasa geçmeyeceksin. Ayrıca ben senin çocuğunu değil, oğlumun ve gelinimin çocuğunu istiyorum. Bunda utanılacak bir şey yok. Kaldır başını. Taşıyıcı anne ne demek biliyor musun? Tıp çok ilerledi kızım. Doktorlar oğlumun spermiyle gelinimin yumurtasını birleştirecekler ve ameliyatla senin rahmine yerleştirecekler. Böylelikle sen bizim bebeğimizi emanet olarak taşıyacaksın. Anladın mı? Sana hiçbir zararı yok. Sadece doğuracaksın. Yani kendi çocuğunu değil, onların çocuğunu. Bizim çocuğumuzu. Ailemizin temsilcisini. Şimdi anladın mı? Yok, olmaz. Ben ancak kocamla, olmaz. Yobazca hareket etme. Bunda bir şey yok. Namusunu sevmeyeceğim. Bu tıbbın işi. Hayır, ben köyüme gitmek istiyorum. Zehra, dur. Zehra, bir dakika. Zehra, dinle. Lütfen. Zehra, dur. Zehra. Bırak kızım. Dur Senem. Gelecek, merak etme. Kabul edecek. Yaş tahtaya basmam ben. Zehra. Rüya gibi değil mi? Hiç aklından geçer miydi şehir yerinde bir dairemiz olsun? Bu daire bizim. Her bir şeyciğimiz var. Ne demişler? İlla zengin kısmından bir tanıdığın olacak. Benim bir tanecik Zehra. Biliyordum onun turnayı gözünden vuracağını. Kes lan şunun sesini! Şu kapıya bak. Zehra! Ne oldu kızım? Zehra'm, ne oldu? Kızım ne oldu? Ne oldu? Babacığım ne olur gidelim. Köyümüze ağlamadan gidelim. Ağlamadan anlat kızım, ne oldu? Bana ne dediler biliyor musunuz? Söylesene kızım. Ya ağlamadan anlat. Söylesene kızım. Merak etmeyin. Geri dönecek. Tıpış tıpış gelecek. Teklifimizi kabul edecek. Ben ne yaptığımı bilirim. Köylü milletine önce parayı göstereceksin. Varlığa alıştıracaksın. Vereceksin.
Bir köylü yeter ki alışmasın varlığa. Kolay kolay bırakamaz. Boşuna mı paraları döktüm? Boşuna mı daire tuttum ailesi için? Göreceksiniz. Gelecek ve kabul edecek. Ben işimi şansa bırakmam. Bedavadan yedirmem. Hayri Efendi. Çağır annesini babasını. Onlarla konuşacağım. Artık söz sizin. Evvela o gelecek ve kabul edecek. Bu iş olursa her ay bu kadar para sizin olacak. Abla, bir yere mi gidiyorsun? Köyümüze. Ama baban gitmemizi istemiyor. Ben gideceğim. Niye be abla? Ne güzel yaşıyoruz. Her şeyimiz var. Kızım. Nereye? Bir yere gidemezsin. Otur bakayım. Gel kızım, gel. Sen pek abartmışsın kızım. Namusla alakası falan yok bu işin. Ayıp bir şey falan değilmiş bu. Doktorlar yerleştirecekmiş onu oraya. Bebekleri senin karnında büyüyecek, bitecek o kadar. Tip işi kızım bu. He? Tıp kız, tıp, tıp. Tıp, tıp. Bizi düşün kızım. Bak, kardeşi şehir yerlerinde okuyacak. Hem köye dönersek ne demezler? Herkes bizimle dalga geçer. Nasıl bakarız el alemin yüzüne? Gel aklını başına al kızım. Hayır, hayır. Zehra. Asla. Kızım. Asla. Zehra, yapma böyle kızım. Yavrum. Senin aklına geldiği gibi değil bu iş. Yapma kızım. Hasbinallah. Hay yavrum. Ne inanacaksın bu böyle ya? Ne yapacağız şimdi? Kabul etmezse... Her şeyi bize elimizden alırlar. Köye geri gönderirler bizi. Vallahi köydekiler bize gülerler, alay ederler. Dönemeyiz köye. Bir çaresini bul, gönlünü razı etmemiz lazım. Sadık, bir numara yok değil mi? Kızımızı bir gecelik kara etmeyecekler değil mi birine? Yok be Güllü, yok. Bu ilim fen işi bu. Tıp ilmi bu, tıp. Ya ben iyice anladım bunu. Yoksa kızımızın namusunu şey yapar mıyım ya? Demek kabul etmiyor. Söylemediniz mi bunun namusla filan ilgisi olmadığını? Çok söyledik Melahat Hanım. Bir ağzının ortasına çarpmadım kaldı. Yazık. İkna edemediyseniz yapacak bir şey yok. Biz de başkasını buluruz. Fırsatı kaçırdınız. Ama size son bir şans daha vereceğim. Kızınızın sevdiği, sözünü dinlediği biri yok mu? Var. Daha doğrusu vardı. Ali Hoca vardı. Hocaydı. Mevlitler okurdu. Onu pek severdi. Bir lafını ikiletmezdi. Ama o da rahmetli oldu. Demek kızınız dindar ha? Tabii. Dini bütün biri öyle. Elbette. Mi? O zaman oldu bu iş. Buluruz bir Ali Hoca daha. Onu da düşündük Melahat Hanım. Hocalara gittim. Durumu izah ettim.
hiçbiri uygundur demeye razı olmadı. Buluruz, buluruz. Buluruz, hiç merak etme, buluruz. Merhaba Sedat. Merhaba abi. Para kazanmak ister misin? Önce işini yapacaksın, sonra bunu alacaksın. Ne işi? Artistik işi. Birinin yerine geçeceksin. Artistik yapacağım. Ne? Ne ya, nasıl bir şey? Hoca rolü oynayacaksın oğlum. Cami hocası mı abi? Birine fetva vereceksin. Abi film mi, gerçek mi? Orasına karışma. Abi gerçekse ben bu işi yapayım. Çarpılırız, marpılırız, başımıza iş alırız. Rol yapacağız. Yapacağız yani. Gerçek bir şey değil yani. Şöyle buyurun hocam. Hayır bey, buyurun. Kızım. Buyur baba. Gel. Bak kim geldi. Sedat Hoca. Mahallemizin az dualı muhterem bir hocası. Hoş geldiniz. Öp elini. Amin. Amin. Şöyle buyurun hocam. Ne içersiniz hocam? Bir kadeh. Çay. Çayı ben yapayım. Sen dur, annen yapar. Hadi otur. Hoca senin için geldi evimize kızım ya. Hocanın sana söyleyecekleri var. Buyurun hocam. Allah'ım affet beni ya Rabbim. Efendim hocam? Kızım. Duydum ki kafan karışıkmış. Hayır diyor musun? Hayır da hayır olmaz. Baba. Anne ne derse evet demeli. Öyle değil mi kızım? Babanızın dediği o şeyde hiç mahsur yok. Günah münah değil. Büyük ve derin kitaplarda öyle yazıyor. Diyor ki... Müslüm'den, gayrimüslim'den para ruhsat alalım. Sen kafandaki şüpheleri at kızım, at. Ya? Babanın ve annenin dediğini yap. Yap. Ayla abinin dediklerini de yap. Dediğimi anladın mı? Allah, bilmiyorum Allah. Günah değil diyorlar. Namusuma dokunulmuyor diyorlar. Çaresiz kaldım Allah. Annem için, babam için, kardeşim için. Çaresiz kaldım Allah. Senem hayatım. Hayatım lütfen yapma. Olmuyor işte Melih, olmuyor. İstersen boşanalım. Lütfen Senem. Biz boşanırsak ailelerimiz de ayrılır. Babamın şirketiyle sizin şirketler de ayrılır. Ülkede sansasyon olur, öyle değil mi? Ha? Lütfen hayatım. Ne muhteşem evlilik bu be. Ne büyük aile bu. Onca büyüklüğüne ve zenginliğine rağmen bir çocuk yapamıyoruz. Herkesin boy boy çocuğu olurken bizim şirketlerimizin temsilcisi olacak çocuğumuz yok. Yok. Hayatım, taşıyıcı anneliği kabul edecek o kadar çok kadın var ki. Üzülme lütfen. Köylü işte, kafası almadı. Göreceksin bak, daha kültürlü, şehir görmüş bir kadını buluruz. Hem o bizi anlar, biz de onu anlarız. Ailemizin karşısında şimdiye kadar kimse hayır diyemedi. Hep bizim dediğimiz oldu. Nice dev sanılan adamlar, bürokratlar senelerce önümüzde eğildi. Bir köylü parçası mı reddedecek? Mümkün değil. Gelecek. Bırakın şu köylü kadın. Başkasını bul. Hem bu kadın ileride problem çıkartır.
Asla. Asla. Ne oldu Hayri? Geldiler efendim. Geleceğini biliyor. Doktor hanıma haber verin, işlemleri başlatsın. Hiç korkma. İğne vurulmaktan daha kolay. Küçük bir operasyon diyor doktorlar. Hiçbir yerin acımayacakmış kızım. Kızım, niye konuşmuyorsun? Hadi bak bana bakayım. Kızım, Zehra, ne oldu sana? Ana. Ana. Ağlama kızım, ağlama. Evet hanımlar, çıkıyoruz. Bizi anne adayıyla baş başa bırakın. Bir sorun yok değil mi doktorum? Yok, merak etmeyin. Kapıyı kapatın. Dikkat et! Seni kurtaramam, ben de yüzme bilmiyorum. Ah! Ah, Hüseyin! 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 Hüseyin'im! Yüzme bilmiyorum! Yüzme bilmiyorum! Hüseyin'im! Hüseyin! Hüseyin'im! Geçmiş olsun. İşte bu kadar kızım. Bitti. 9 ay sonra bebek olacak. Ama senin bebeğin değil, onların bebeği. Geçmiş olsun Zehra. Şimdi iyi misin? İyi, iyi. Çok iyi. Teşekkür ederim Zehra. Lütfen bebeğimize iyi bak. Bizim en değerli varlığımız sana emanet. Onu ne olur koru. İşte bu kadar. Asıl bundan sonra olacaklara dikkat et. Ay ne olacakmış? Hele karnında bebeği hissetmeye başlasın. Hata yapıyorsunuz. Saçmalama Mükerrem. Evine hoş geldin. Artık sen de ailemize katıldın. Sen de içimizden birisin. Hadi gir içeri yavrum. Hadi. Ama. Dikkat. İşte burası senin odan. Artık bundan sonra bu odada kalacaksın. Nasıl? Beğendin mi Zehra'cığım? Şimdi otur şöyle istersen. Yorulmuşsundur. Uzan istersen, dinlen. Bugünden sonra bu evin kraliçesi sensin. Arı kovanında oğul veren ana kraliçedir. Sen ne dilersen olacak. Hadi yüzün gülsün biraz. Gülsene kızım, hadi gül. Zehra. Şaşkınlıktandır, şaşkınlıktan. Moralinin yerine gelmesi lazım. Gebelik süresince stres yaşamamalı.
Her dediği yapılmalı. Eğlendirilmeli. Siz merak etmeyin anneciğim. Benim yavrum var onda. Benim de torunum. Ailemizin temsilcisi. Onun için her şeyim feda olsun. O bizim geleceğimiz. Geleceğimizle ilgilenmemiz lazım. Bak, sana bunu seçtim. Nasıl? Bence çok güzel. Çok güzel olacak. Şunu da alabilir miyim? Tabii, buyurun. Bak, bunu bunun üstüne de deneyebilirsin. Hadi iyi günler. İyi günler. Aldıklarımızı beğendin mi? İstemiştin ya. Melahat Hanım senin için köyden getirtti. Sen mi gittin? Evet. Beni de beraberinde götürseydin. Canım sıkılıyor burada. Köyümü çok özledim. Bahçeye bile çıkmana izin vermiyorlar. Benim elimde olsa. Sen çok iyi insansın Hayri abi. Köyde eskiden beri konuşuluyordu insanlığı. Hiç yalan söylemezmişsin. Hep doğrunun yanında olurmuşsun. Efendi adammışsın. Fakire, kimsesize kol kanat olurmuşsun. Ne güzel. Allah razı olsun. Ben çıldırırım abi. Ağlama. Ağlama Zeyra. Ağlama. O benim bebeğim. Benim. Benim bebeğim. Şunu da al, şunu. Şuradakilere bir bakalım. Buyurun, hoş geldiniz. Aşkım, şunları bir tutar mısın? Bak şunun güzelliğine bak. Nasıl? Harika. Alalım mı? Tamam, bunu alıyoruz. Tamam. Takacaksın.
Şuna bak. Çok güzel. Ne garip durum. Bizim çocuğumuzu bir başkası taşıyor. Ben değil, o doğuracak. Ya benim çocuğum diye sahiplenmeye kalkarsa? Merak etme. O sadece bir köylü. Bizim ailemize karşı bir şey yapamaz. Annem hepsinin tedbirini almıştır. Korkma canım. Varisimiz, torunumuz geliyor. Oğlan olacak biliyorum. Suratın bir karış. Sevinmiyor musun? Bu taşıyıcı annelik işine aklım ermedi. Çocuk bizim mi olacak yoksa o kadının? Ne demek şimdi bu? Saçmalama Mükerrem. Kadıncağızın karnında büyüyor bebek. Onun kanından gıdalanıyor. Onun hücreleriyle büyüyor. Ve o kadın kendinden bir parça gibi sancılar çekerek doğuracak. Ve bu sizin çocuğunuz deyip bize verecek, çekip gidecek. Öyle mi? Böyle bir işe girmemeliydik. Mükerrem, bunu kaç defa konuşacağız? Varsa başka bir çare söyle. Ayrıca onun karnındaki oğlumu ve gelinimin yumurtaları. Tıbben bebek bizim. Tıbben bizim olabilir ama manen kimin? Bir köylü kadın kendi doğurduğuna bakar. Tıbba mıbba değil. Ve annelik iddiasında bulunur. Olabilir, mümkün. Her şeyi dikkate aldım ve öyle girdim bu işe. Merak etme. Önemli olan ailemizin devam etmesi. Zehra sadece bir makine. Çocuk üreten bir makine. Sermaye bizim. Hoş geldiniz. Yardım edeyim mi efendim? Hayır, istemem. Ne bu hal hayatım? Bebek mağazasını kaldırmışsın. Oyuncak da mı aldın? Bak, bak Melih. Bu pantolonu. Bu şapkası. Bak aşkım, bu da biberonu. Hepsi bebeğimiz için. Bir ay kaldı. Bir ay sonra doğacak. Bebeğimiz geliyor aşkım. Canım. Zehra yukarıda mı? Bilmem, yukarıdadır herhalde. Neyse, şirketten bekliyorlar. Toplantı var. Akşam görüşürüz hayatım. Meral. Buyurun hanımefendi. Zehra Hanım yemeğini yedi değil mi? Sabah kahvaltısını yaptı. Vitaminlerini de aldı mı peki? Evet efendim. Bunu Amerika'dan yeni getirttim. Hamile kadınlar için tavsiye ediliyor. Bundan da günde 2 tane veriyorsun. Tamam efendim. Kayınvalidem nerede? Beyefendiyle kamelyada oturuyor. Tamam, getirdiklerimi bebek odasına kaldır. Peki efendim. Teşekkür ederim. Zehra bak. Zehra? Hayır. Hiçbir yerde yok. Nerede bu kadın?
Zehra nerede? Odasındaydı. Odasında yok. Ama odasındaydı. Ben sana demedim mi? Onu gözünden ayırmayacaksın demedim mi? Nerede o? Gidin şu bahçeye falan bakın. Hamile kadını nasıl yalnız bırakırsınız? Peki efendim. Aşağıya bakalım. Tamam. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Ay ne diyeceğim ben hanıma yok. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Maalesef yok efendim. Yok mu? Yok ha? Yok efendim. Kız yok. Dedim size. Olacağı buydu. Kaçtı. Bulun onu bana. Baş üstüne efendim. Annesini arayın, belki oradadır. Baş üstüne. Telaşlanma. Bulacağız onu. Mutlaka oradadır. Yılan deliğine girse bulacağız. Burada yok. Hiç gelmedi. Tabii tabii, gelirse haber veririz. Oldu. Ne oldu? Zehra kaçmış. Kız kaçmış. Nereye gider bu kadın? Nereye gider? Salaklar, aptallar. Nasıl görmezsiniz? Defolun, defolun. Gözüm görmesin sizi. Bırak şu gazeteyi. Hiçbir şey umurunda değil. Bunu nasıl yapar bize, nasıl? O bizim torunumuzu, geleceğimizi çaldı. Polise de bildiremeyiz. Basın duyarsa rezil olduğumuz gün. Gördün mü yaptı? Dedim ben sana. Tamam Kerem, tamam. Bulacağız onu. Yerin dibine girse bulup getireceğiz. Hayri. Hayri. Neredeydin sen? Şirkete kadar gitmiştim. Beyefendi gönderdi. Senin görevin şirkete mi gitmek? Zehra kaçmış. Bul onu bana. Bul onu bana. Bulmalısın. Anladın mı? Anladım efendim. Onu bana sen önerdin. Senin köylün o. Senin toprağından. Onu bana bulmalısın. Sen sorumlusun ondan. Anladın mı? Ama efendim, sizin seçiminiz. Küstah. Bir de utanmadan cevap veriyorsun. Aptal. Beş paralık insansınız hepiniz, beş paralık. Nasıl cevap verirsin bana? Karşıma geçmiş nasıl cevap verirsin? O hırsız torunumu çalarak kaçtı. O üç kuruşluk kadın yıllardır hayalini kurduğum torunumu aldı ve kaçtı. Torunumu sizin gibi basit insanlara kaptırmam. O bebek benim torunum. Anladın mı? Bulacaksın onu, bulacaksın. Tamam Melat, kendine gel. Ay! Yeter. Torunumu çaldı. Tamam, sakin ol. Ne oluyor? Sevgilim. Zehra kaçtı. Ne? Evlendi herhalde. Bir sorsana muhtar. Merak ettim şimdi. Dur soralım. Zehra.
Hoş geldin. Hoş geldin. Hayrola? Evlendin mi sen? Zehra! Zehra! Ne oldu? Cevap vermedi. Bir gariplik var. Hayri abiden öğrenirim ben şimdi. Ha. Alo, Hayri abi. Çamyurdu muhtarıyım. Zehra. Sen de onu mu soracaksın? Bebeğim. Yavrum. Sen benimsin. Vermeyeceğim seni. Vermeyeceğim. Ben sensiz yaşayamam. Seni kimselere veremem. Korkma bebeğim. Korkma. Seni anandan kimse ayıramaz. Kimse. Dur, dur tepinme. Vallahi vermem kimselere. Senin yavrum. Ama İstanbul'da doğurman gerek. Nasılsın kızım? Korkma kızım. Geçti artık. Artık aramızdasın. Bak. Süt de hazırladı Senem senin için. Benim. Benim bebeğim. Senin. Tabii ki senin kızım benim. Sen doğuracaksın. Elbette senin. Gel otur şöyle. Gel. Yavaş. Yavaş gel kızım benim. Gel. Bizim için onun sağlığı önemli. Senin olsun. Ama sağlıklı olsun. Sen hem de razı. Hı hı. Hepimiz razıyız. Niye böyle yaptın kızım? Kaçılır mı hiç? Oğlunu köy yerinde mi yetiştirmek istersin? Yoksa burada mı? Bir daha yapma, tamam mı? Sahiden benim mi olacak bebek? Elbette. Bizde de vicdan var kızım. Sen onca acı, sancı çekeceksin. 9 ay taşıyacaksın karnında. Sen benim kızımsın. O da benim torunum. Kızım benim. Geliyor galiba. Geliyor. Gel. Torunum. Oğlum. Torunum. Torunum geliyor. Oğlum. Oğlum. Güzel torunum. Torunum. Oğlum. Oğlum. Geliyor. Oğlum. Geliyor. Torunum geliyor. Ah!
tavsiye etti kızım. Bebeğin ruh sağlığı için yararlıymış. Teşekkür ederim. Bebek için yeni masallar aldım. Bak bu Hansel ve Gretel. Bebeğime bugünkü masalım Hansel ve Gretel. Büyük bir ormanın kenarında yeni evlendiği ikinci karısı ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan yoksul bir oduncu varmış. Oğlunun adı Hansel, kızınınki de Gretel'miş. Oduncu zaten zor geçiniyormuş. Günün birinde ülkede kıtlık da başlayınca günlük ekmeğini bile bulamaz olmuş. Bir gece karı koca yataklarında yatarlarken adam iç çekerek ne olacak bizim halimiz? Doktor hanım elinden geleni yaptı. Seni kurtarmak için bebeği feda ettik. Ölü doğdu. Hayır. Hayır. Ölü doğdu. Hayır. Hayır. Bebeğim. Karnındayken ölmüş. Allah'ım. Ya bebeğimi, bebeğimi verin bana. Bebeğim. Bebeğim nerede? Allah'ım. Bebeğim. Bebeğim nerede? Neden inanmak istemiyorsun? Bebeğimiz öldü. Bebeğim. Öldü. Kızım. 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 Yaşamasını o kadar çok isterdim ki inan bütün servetimi verirdim. Ama olmadı. Bebeğim. Bebeğim. Seni yaşatmak için. Bebeğim. Senden çok ben yıkıldım. Bebeğim. Kaldır başını. Oğlum. Oğlum, nefesini verin koklayayım. Oğlum, bağır babasıyım. Bebeğimi istiyorum. Bebeğimi verin bana ne olur.
Bebeğim Emine. Kocanızla bir anlaşma yapmıştık. Bebek yaşarsa kızınız bu evde kalacak. Size verdiklerimiz de sonsuza kadar sizin olacaktı. Beklediğimiz olmadı. Kızınız ölü bebek doğurdu. Sevincimizi gölgeledi. Şimdi verdiklerimizi geri istiyoruz. Avukatımız bu işi halleder. Size bir an önce köyünüze dönün. Bebeğim, bebeğim, bebeğim istiyorum ben. Bebeğin öldü. Bebeğimi koklamak istiyorum, bebeğim. Ölü bebeğin nesini koklayacaksın canım? Kefenlendi, gömüldü işte. Bebeğim, bebeğim istiyorum ben. Ne olur, ne olur bebeğim istiyorum. Ne olur, ne olur, ne olur. Ayak altında dolaşmasan iyi olur. Ne olur bebeğim istiyorum. Alın şunu başımdan. Bebeğim. Hadi gidin ne artık. Olur, ayak altında olur, dolaşmasanız olur, iyi olur. Ne olur. Sonra pişman olursunuz. Bebeğim. Bak, zararımız dokunur size. Elden ne gelir? Yazılı olan gelir başa. Gel gidelim yavrum. Bebeğim. Hadi yavrum. Bebeğimi istiyorum. Hadi kızım. Bak, hala bebeğim diyor. Bebeğimi. Sen laftan anlamaz mısın? Salak köylü. Atın şunları dışarı. Bebeğim. Hadi kızım. Bebeğim. Hadi yavrum gidelim. Hadi Zeynep. Ne olur benim bebeğimi. Hadi. Bebeğim. Bebeğim. Ne olur beni. Rica ederim. Olur. Hadi gidin. Oğlumu verin. Ben şimdi benim bağrıma basayım. Gidin. Kızım. Ne olur. Ne olur. Tamam. Ne olur. Tamam. Yalvarırım. Bebeğim. Hadi bebeğim. Bebeğim. Ne olur. Ölmüş yapmayacak bir şey yok ki. Ne olur. Görüp de ne yapacaksın? Benim bebeğim. Güleceksin. Hadi kızım. Hadi yavrum. Hadi. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğimi ver. Hayır abi ne olur. Bebeğimi koklamak istiyorum. Siz nasıl insanlarsınız? Verin bebeğimi. Ne olur bebeğimi verin. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Bebeğim. Bebeğim. Verin bebeğimi. Ne olur Hayır abi. Oğlunuzu 9 ay karnında taşıyan kadını son bir kez görmek istiyorsanız buyurun da gelin görün. Bebeğim. Bebeğim. Verdiklerimizi almasın. Daire, para, iyice yıkıldı zavallı. Planım böyleydi. Bebek öldü diyecektik. Her şey saat gibi işledi. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Yine yendik o köylüleri. Verdiklerimi niye bırakmadım ellerine biliyor musun? Niye? Bizi nefretle ansınlar ve korksunlar. Bu köylüler nefret ettiklerinin kapısına uğramazlar ancak. Biz de o defteri kapatmış oluruz. Torunumuzla mutlu yaşarız. Hayri yine işimize yaradı. Öyle. Hayri de köylü olmasına rağmen dediğimizi yapar hale geldi. Hayri olmasaydı Zehra'yı tekrar geri getiremezdik. Hayri'yi ödüllendirelim. O köylülerden geri aldıklarımızı Hayri'ye verelim. Hayri'ye yaptıracağımız çok güzel işler var daha. Çekil lan. İsa. Son damlasına kadar sağ. Borçlarımızı kapatmak için satıyoruz mübarek hayvanı. Bu son sağışım. Bebeği öyle doğurmasaydın şimdi bir elimiz yağda bir elimiz balda olacaktı. Senin yüzünden öldü bebek. Bir bebeğe sahip çıkamadın. Sadık çekil lan. Bizi mahvettin. Kendini de bizi de mahvettin.
Suçlu sensin sen. Ben ne yapacağım şimdi? O kadar senedi ben nasıl ödeyeceğim? Sen bunu bana nasıl yaparsın ya? Nasıl yaparsın lan bunu bana? Dur yapma, bırak. Çekil lan sen de. Hepsi senin yüzünden. Beni mahvettin. Bu kadar borcu ben nasıl öderim şimdi? Baba, Allah böyle istedi. Yavruma sarılamadım ben. Paralar gitti ulan, paralar. Mahvettin lan bizi, mahvettin. Mahvettin, defol. Defol lan, çek git buradan, defol. İstemiyorum lan seni. Yok lan senin yüzün kızım. Gelme bir daha buraya. Ayaklarını kırarım seni. Gelme, defol. Defol lan buradan, defol. Defol lan, bir daha gelme. Zehra, kızım. Hüseyin'im, ne olurdu seninle birlikte ölseydim de bunlar başıma gelmeseydi. Bebeğimi kaybettim Hüseyin. Dünyada bağrıma basacağım kimsem kalmadı. Yavrumu koklayamadım bile. Öteki dünyada doya doya sarılacağım size. Biz insan değilmişiz Zehra. Biz bir ananın karnında bebeğini parçalayan canavarlarız. Her şeyin sahibi onlar. 9 ay karnında taşıdığın bebeğin de sahibi onlar. Bebeğin biyolojik annesi Senem. Onların gelinlerinden. Ben karnımda taşıdım. Ben kan verdim, ben. Benim bebeğim o. Koklayamadım bebeğimi. Peşime çoktan düşmüşlerdir. Belki de öldürecekler beni. Bebeğin onların olduğunu da biliyorum. Ama bebeği 9 ay karnında taşıyan ananın yavrusunu koklamaya, bağrına basmaya hakkı vardır diye düşünüyorum. Sana yalan söylediler. Bebeğin ölmedi Zehra. Yavrum yaşıyor. Onu senden sakladım. Biyolojik olarak annesi Senem. Ama bu yavruya ancak sen süt verebilirsin. Yolda karnı acıkmıştır. Doyur bebeğini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.